Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabi okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Getirdiğim kitapları çıkarıp karıştırmaya başladım. Elime aldığım kitap beni hiç açmadı. Kitabı bir kenara bırakıp okyanusa doğru yürüdüm. Provincetown'da turizmin sezonu daha yeni açılmıştı. Ortalıkta kilometreler boyunca hepi topu 6 kişi görebildim. Ansızın... Kesinlikle doğru bir şey yaptığımdan emin olduğumu hissettim. Böyle hisler hayatta birkaç defa yaşanır. Onca zamandır Twitter'ın zaman akışı gibi çok hızlı ve çok geçici şeylere bakıp duruyordum. Bakışınız hızla akıp giden bir şeylere takılıp kaldığında kendinizi endişeli, telaşlı hissediyorsunuz. Hareket etmezseniz, ellerinizi sallamazsanız, bağırmazsanız sürüklenip gidecekmiş gibi. Şimdi ise çok eski ve çok kalıcı bir şeye bakar haldeydim. Bu okyanus benden çok önceleri buradaydı diye düşündüm. Benim ufak tefek kaygılarım unutulup gittikten çok sonra da burada olacak. Twitter size tüm dünya kafayı sizinle ve küçük egonuzla bozmuş, sizi seviyor, sizden nefret ediyor, şu anda sizden bahsediyor gibi hissettiriyor. Okyanussa dünya sizi yumuşak, ıslak ve sıcak bir kayıtsızlıkla selamlıyormuş gibi hissettiriyor. Avazınız çıktığı kadar bağırsanız da karşılık vereceği yok. Uzun süre orada öylece oturdum. Bu kadar hareketsiz kalmanın beni afallatan bir tarafı oldu. Kaydırmamanın, kıpırdamamanın. En son ne zaman böyle hissettiğimi hatırlamaya çalıştım. Kot pantolonumun paçalarını sıyırıp okyanusun içinden Provincetown'a doğru yürüdüm. Su ılıktı, ayaklarım hafif hafif kumun içine gömülüyordu beyaz bacaklarımın etrafından küçük balıklar geçiyordu. İleride kuma delik açan yengeçleri seyrettim. Bundan yaklaşık 15 dakika sonra öyle tuhaf bir şey gördüm ki gözlerimi alamadım. Baktıkça kafam iyice karıştı. Okyanusun ortasında suyun üstünde duran bir adam vardı. Sandalda filan değildi. Yüzen bir şeyin üstünde duruyormuş gibi de görünmüyordu. Ama denizin açıklarında öyle upuzun, sapa sağlam duruyordu. Yorgunluktan hayal mi görmeye başladım acaba diye düşündüm. Adama el salladım, o da bana el salladı. Sonra arkasını dönüp avuçları önde denize karşı durmaya başladı. Epey bir süre öyle durdu. Ben de orada dikilip onu seyrettim. Sonra sanki okyanusun üstünden bana doğru yürümeye başladı. Suratımdaki şaşkın ifadeyi görünce Provincetown'da gelgit olduğundan suların kumsalı kapladığını, suyun altında kalan kumların engebeli olduğunu söyledi sığlık bölgeler ve yükselmiş kum adaları oluyormuş. Bunlara basarak yürüdüğünüzde suyun üstünde yürüyor gibi görünüyormuşsunuz. Sonraki haftalar ve aylar içinde bu adamı Atlantik'in içinde avuçları dışa bakar halde saatlerce hareketsiz dururken gördüm sık sık. Facebook'un tam tersi bu diye düşündüm kendi kendime. Hiç kıpırdamadan avuçlarınız açık okyanusa doğru bakmak. Size de oluyor mu? Elinizde kitap oturmuşsunuz koltuğunuza, keyfiniz yerinde okuyorsunuz. Telefonunuzda bir hareketlenme oluyor aniden. Ah, bir WhatsApp mesajı. Dur bakayım ne diyor diye kitabı koyuyorsunuz kenara, telefonu alıyorsunuz elinize. Bir de bakıyorsunuz ki dakikalar geçmiş ve siz ekrana olmuşsunuz. Hapis gibi de hissetmiyorsunuz üstelik. Oradan oraya savrulmaktasınız başkalarının dünyaları içinde. Kitapsa kenarda boynu bükük sizi bekliyor bir mesaj okuyacağım derken Twitter, Instagram, Facebook, artık yaşınıza göre Allah ne verdiyse TikTok falan zaman geçiyor. Ben telefonumdaki bütün bildirimleri kapattım artık. En azından bir iş yaparken, kitap okurken, tam bir konsantrasyon halindeyken beni ansızın çekip çıkarmalarına izin vermiyorum. İkinci hedefim kendime sosyal medya ya da işte telefon zamanları belirlemek. Günün belli saatlerinde bakacağım telefonuma. Daha oralara gelemedim ama kararlıyım, yapacağım. Bir kitap okudum ve bir aydınlanma yaşadım. Yani evet, bir kitap okudum hayatım değişti derler ya, bir anlamda öyle. Gerçekten çok etkilendim. Çalınan dikkat, bu arada kitabın alt başlığı da neden odaklanamıyoruz, The Independent, The Huffington Post gibi önemli mecralarda çalışan John Harry'nin üçüncü kitabı. Çağımızın önemli sorunlarının izini sürmeyi tercih eden deneyimli gazeteci, Birinci kitabında uyuşturucu bağımlılığını, ikincisinde depresyonu yatırmış masaya. 2022 yılında yayınlanan son kitabında ise odaklanma sorununun peşinden gidiyor. Kişisel hikayesini geniş kapsamlı bir araştırma kitabına dönüştürüyor ya da çok derinlikli bir araştırma kitabını roman duygusu taşıyan bir anı kitabına. Artık siz nasıl isterseniz. Ben okurumun bu bölümünde ben çok araya girmek istemiyorum. Kitabı bana öneren konuğum, çok sevdiğim ve saygı duyduğum şair yazar Murat Amungan söyleşimize adeta bir konferansa hazırlanır gibi öyle büyük bir özen göstermişti ki eline attığı her işteki yetkinliği zaten malum araya girmeye gönlüm razı olmadı. Sadece kitaptan alıntılarla yani balla keseceğim lafını. Tabii ki sorularımı sordum o ayrı. Murat Amungan'ı dinlemeye hazırsanız ki bu her zaman hepimiz için büyük bir keyif eminim. Buyurun o zaman. Öncelikle beni çalınan dikkatle tanıştırdığınız için teşekkür ederim. Ne zamandır bir ben okurum bölümü yapalım diyorduk. Siz de ben kitabı bulunca söyleyeceğim diyordunuz. Ben diyordum ki Murat Han Bey beni oyalıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben tabii hani olursa da bir kurgu kitap bekliyordum ama bir kurgu dışı kitap e, seçerek beni şaşırttınız. Okuyunca anladım neden olduğunu evet. ama yine de neden bu kitabı konuşmak istediğinizi, çalınan dikkati konuşmak istediğinizi açıklayın bize oradan başlayalım diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Şaşırtmak iyidir, insanı diri tutar. Değil mi? Ee, özellikle bu tür kitaplar da insanların dikkatlerinin çalınmaması için onları diri tutuyor. Galiba dirilik önemsediğim bir kavram olduğu için bu tür kitaplara hem ilgim var, hem de bu kitabı seçmemin nedenlerinden biri bu. Öte yandan kitapla kendi aramda bir fikir akrabalığı buldum. Hı hı. Benim ilk deneme kitabımdan bu yana... Kültürel sosyoloji, toplumun sosyolojik kumaşını okumak gibi dertlerim oldu. Bütün deneme kitaplarımda bunun izlerini sürebilirsiniz ve günümüzün çok önemli bir sorununa odaklanmaya, zihin dağınıklığına, dikkat kaybına değindiği için bu kitabı seçtim. Konuşma ilerledikçe zaten Hı -hı. bu konudaki çabasını da görmüş olacağız. Yohan Ari kendi kişisel deneyimlerinden kendi dikkatini kaybettiğini hissederek yola çıkıyor kitapta ama sonra tam bir gazeteci gibi davranarak olaya farklı bakış açılarından yaklaşıyor. Farklı görüşlerdeki kişilere başvuruyor. Bunu yaparken de çok akıcı bir dil, çok parçalı bulutlu bir anlatım olmasına rağmen, oradan oraya atlamasına rağmen insanı çok içine alan bir biçimle yapıyor bunu. Siz e, yazılış biçimi hakkında ne düşünüyorsunuz kitabın? Ee... Benim sevdiğim bir tür bu. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Demin dediğim gibi kitap bana zaten öteden beri kurcalayıp durduğum konularda üzerinde surf yapabileceğim hı hı. bir zemin sunduğu için bu kitabı seçtim sizin programınıza. Buradaki tabii vardığı sonuçlar, araştırma sergilediği hı hı. araştırma sonuçları aynı zamanda beni doğruladığı için de hem kendime bir puan atmış oldum hem de zenginleştim. Çok yeni şeyler öğrendim. Johan Hari'nin İskoçyalı bir anne ve İsviçreli bir babadan olması nedeniyle farklı kültürlere açık, reseptörlere açık bir kafası var ve dolayısıyla farklı kültürlerin malzemesini okumakta yetkin. Evet, ee, melezlik işe yarıyor. Melezlik her zaman işe yarar. Bir de tabii yeri gelmişken okulları hatırlatmak isterim. Johan Hari'nin bu kitabı da olduğu gibi daha önce kitabı da Metis Yayınları'ndan yayınlandı hı hı. Kaybolan Bağlar diye. Kitabın yazarından birazcık söz etmişken aynı zamanda dilimize kazandıran çevirmen Barış Engin Aksoy'un parlak bir iş çıkarmış olduğuna ee, çok özellikle değinmek çok, isterim. Çok başarılı. Şimdi kitap dünyanın çeşitli yerlerinden 250'den fazla bilim insanıyla görüşmelerle yapılmış. Bunlar arasında tıp doktorları, psikiyatrlar, nörologlar, sinir bilimcileri, psikologlar, iletişim uzmanları, araştırmacılar yer alıyor. Bütün bunlar tarafından yapılan çalışmaları, testleri, deneyleri ve bunların sonuçlarını gözden geçirerek kotarmış kitabında. Ayrıca yazar kitabında mesafeli bir tutumla bu araştırmalar sonucunda mutabakata varılan ortak kararlar kadar anlaşamadıkları, bir görüş birliğine varamadıkları noktalar hakkında da ...okuru aydınlatıcı uyarılarda bulunarak... Evet, evet. E, ...yeniden konumlandırıyor. Bunu da kıymetli buluyorum. Çok, yani, çok bence. Bir propaganda kitabı ya da kendi zekasını... ...okuşama şovuna dönüştürmüyor ki. Yani bazı araştırmalarda aslında... Okuru bilgilendirmek, okuru uyandırmaktan çok yazarın zekasına nasıl alkış beklediğinin gösterisini izleriz. Bu anlamda da bu tür mütevazı yaklaşım benim bu tür kitaplarda özellikle sevdiğim ve aradığım bir şey. Bir de sadece kendi dediğini onaylatmak için evet, değil, evet. her türlü görüşe e, evet. yer veren bir kitap olması da çok evet. e, başarılı gerçekten. Nitekim. Bu kitabını götürürken Yeni Zelanda'dan Danimarka'ya pek çok ülke evet, gezmiş. Evet. Moskova'dan Rio de Janeiro'ya pek çok şehre gitmiş. Katalonya'daki açık üniversiteden Norveç'teki Stavanger, umarım doğru telaffuz ediyordumdur Norveç'i. E. <laughs> <Vallahi> evet, herhalde öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bu üniversitesinden dünyanın belli başlı üniversitelerinde yapılan araştırmaları incelemiş ki Oxford, Harvard, Utah, Güney Kaliforniya, Winchester, Toronto, Montreal gibi üniversitelerin yanında işte İngiltere'de York, Kanada'da Montreal'da McGill Üniversitesi ki bunlar kıymetli üniversiteler. Onları evet. saymama nedeni burada yapılan deneylerin, testlerin öyle herhangi bir görüşü doğrulamak adına Hı -hı. yapılmış tezgahlar olmadığını ışık düşürmek için. Bütün bunların sonunda bize sağlam bilimsel bir kanıt havuzu oluşturulmuş. Bunların yanı sıra uluslararası büyük şirketlerin, örneğin Amazon gibi kurumların sektör içinde yürüttükleri araştırmalar. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in görüşlerine varana kadar geniş bir kaynak çeşitliliği evet. sunuyor. Bu yelpaze açıklığı konuları böylelikle demin bu ülkeleri saymayan nedenleri ve adamın kökenle değmem nedeni bu bize bu sorunların. Dünyanın genelinde paylaşılan sorunlar olduğunu, bir toplumun, bir coğrafyanın sorunu olmadığını anlamamızı sağlıyor. Yani kendine özgü kültürün sonuçlarını aynı zamanda diğer kültürlerle karşılaştırma, kıyaslama olanağı da veriyor. Kendi deyişiyle yazar çılgın bir koşuşturma içinde geçirmiş bütün zamanını İyi ki de geçirmiş. Biz bu sayede çok şey öğrenmiş Çok oluyoruz. gerçekten. Sizin başta değindiğiniz bir şey vardı. Şimdi şu saydıklarıma bakarak da sizin dinleyiciler kitabı böyle istatistiki bilgileri içeren. Evet bir sanmasınlar. Tür, evet tutana, <gülüyor> tutanaklar <gülüyor> okay. toplamı değil bu. Evet. Canlı ve sürükleyici bir üsluba yer yer hikaye ve deneme diline dönüşen bir anlatımıyla zevk ve ilgiyle okunan bir kitap yazmış. Çok gerçekten öyle bir bilim insanı ya da tarafgir bir görüşün taşıyıcısı olarak değil de sorularına yanıt arayan bir gazetecinin kişisel hikayesi olarak kurmuş. Evet ki bir dertten muzdarip birinin evet. e, aslında derdine çare bir çözüm arayışı gibi ama evet. tabii e, daha geniş kapsamlı. Evet. Tabii ama yazarın bu tutumu bizi aynı zamanda yazarın Kitap içindeki tüm macerasında bir roman kahramanıymış gibi Dibe, yakınlık duymamıza sağlıyor. Kesinlikle öyle. Bunu da kıymetli buluyorum. Çünkü okuru peşine takan bir tutum bu. O kişinin de adımlarını izliyorsunuz. Kitabı okurken bir yerinde şeyle karşılaştım. Yazar... Zaten kitabında bu kitabında yıllardır kurgu edebiyat yapmak istediğini söylüyor. <laughs> evet, doğru. Ben de çalınan dikkatin anlatımı ve öyküleme diline baktığımda bu alanda başarılı olabileceğine ikna oldum. E tamam bunu hemen söyleyelim sizden onay çıktı bakın. Gerçekten çok başarılı. Ben de çok başarılı buldum. Yani şimdi araştırma kitaplarında insan bazen bir durabiliyor. Yani kopabiliyor. Çok fazla rakam, çok fazla evet, evet. araştırma. Fakat adam bunun dengesini çok çok iyi ayarlamış. Zaten o yüzden de ben bu kitabın çevrilme aşamasından beri hmm. takip ediyorum. Yayımcı Müge Soysekmen. Sekmen ilk bana haberi verdiğinde radarıma almıştım zaten. Daha sonra mesela Hollanda'dan ve Fransa'dan arkadaşlarım, o dillerde okuyan arkadaşlarım bana ay bu kitap mutlaka oku falan diye yazdılar. Gördüğüm kadarıyla dünyada da evet, yankı ve karşılık buldu. ilgi, ilgi Bir kere Bu konu yeniden gündeme getirdi. Tabii bunun yanı sıra başka açılarda, başka yaklaşımlarla yazılan bir sürü kitap var. Radikallerin yazdıkları kitaplar Bebe. var. Hı -hı. Bu daha çok araştırmalar bazlı olduğu için, test bazlı olduğu için ayrıca benim gözümde kıymet taşıyor. Evet. Çünkü inandığımız ideolojilerin, felsefelerin bize öğrettiği bazı şeyleri etiketleyip üstüne yapıştırmaktan daha fazla bir şey ifade ediyor. Doğru. Daha hayatı dokunan. Doğru, e, doğru. E, kitabın girişinde bir yerde şöyle bir cümlesi var Hari'nin. Oyalanmayla geçirilmiş hayat bireysel olarak eksik kalıyor diyor. Evet. Nasıl bir eksiklik bu sizce? Bence çok güzel bir saptama bu değil mi? Bu zaman ve oyun ilişkisi hı. önemli. Hı hı. Ben birkaç söyleşi yaptım bu konuda hem de çeşitli yazılarımda hem zaman olgusu etrafında dolandım. İnsanların çoğu zamanlarını nasıl kullanacakları konusunda kaygılılar. Hı -hı. mevcut sistemlerin çalışma şemasının dayattığı 8 saatlik iş zamanının dışındaki zamandan söz etmeye çalışıyorum. Bize Hı -hı. kalan zamandan Hı -hı. Hı -hı. ya da bizim zamandan ne yapmak istediğimizden. Hı -hı. Bu söyleşene verdiğim bir örnek vardır. Yeri gelmişken anmak isterim. Mesela köy ve kasabalardaki kahvehanelerini dolduran kalabalığa ne yapıyorsun burada da ne yaptıklarını sorduğunuzda aldığınız yanıt çoğu kez aynıdır. Hiç. Vakit öldürüyoruz. <laughs> Maalesef bizim kültürümüzde... ...zaman değerlendirilecek bir şey değil... ...öldürülecek bir şeydir. Toplumda pek çok insan... ...oyalanmayla geçiştirilmiş... ...bir hayat yaşıyor. Hı -hı. Oyalanıyorlar. Hı -hı. İçine bakmanın, içini gözden geçirmenin... ...ruh terbiyesine sahip... ...bir kültürden gelmiyoruz. Dolayısıyla kişiler içindeki boşlukla... ...nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. E, günümüzün ekranları dijital dünyası bu anlamda müthiş, oyalayıcı bir saha sunuyor insanlara. Evet. Daha sonra belki tekrar değineceğiz Tabii, bu evet, konuya. Evet. Bu oyun oynamak ya oyalanmayı ayırmak istiyorum. Çünkü insan soyunun doğasında tiyatronun ortaya çıkmasına zaten neden olan homoludens yani oyun oynama güdüsü vardır. Hı hı. Bunun payını unutmuyorum. Hı hı. Üstelik bu oyunlar ...yani günümüzün dijital ortamlarının, telefonlarının, ekranlarının sunduğu oyunlar... ...hayli eğlenceli olduğu için insan vaktinin nasıl geçtiğini anlamıyor. Resmen bağımlılık yapıcı bir da yandan yaratıyor. da. Bağımlılık yaratıyor. Ama tehlikesi şu, Haren'in de dikkat çektiği, benim de öteden beri üstünde durduğum şey... ...bu hayat reel yaşamın yerine sanal yaşamı koyuyor. Hı hı. Ve kaygılarını yatıştırmanın daha eğlenceli yollarını aramaya bakan insanlar yaşamı ıskalıyorlar. Dolayısıyla ekranlardan çöpleniyorlar. Hı hı, hı. Ee, hayatlarını bir anlamda çöpe çeviriyorlar. Evet, evet. Ee, bakın, Boşa geçmiş bir hayat evet, oluyor. Işte, oyalanıyor. İşte oyalandık diyor. Bütün eğlence sektörü de aslında bu oyalanmaya, televizyonla başlayan bir şey hizmet ediyor. Şimdi dünyada bir canlı varlık olarak bulunan insanın elinde zamandan başka bir şey yoktur aslında. Ve insanların çoğu o zamandan bir hayat yapmayı bilmiyorlar. Yani, yani ben bazı şiirlerimde, yazılarımda da söz ederim. Aslında varoluşun temel zeminlerinden biri ömrümüzden hayat yapmaktır. Ne güzel bir laf. Yani gözlerini ve ömürlerini ekranlara kilitleyen insanlar yaşamı ıskaladıkları gibi anı yaşama yeteneğini de yitiriyorlar. Şimdiki zamanı yitiriyorlar. Bir resme, bir tabloya birkaç saniyeden fazla bakmaya ya da kitap okumak gibi uzun süreli dikkat gerektiren etkinliklerde bulanmaya katlanamıyorlar. Evet, evet. Kendileriyle baş başa kalmaya katlanmıyorlar. Daha da kötüsü bu. Evet. Kitap meselesi de çok önemli bence. Bunu kesinlikle konuşmamız lazım herhalde. Basılı kitap okumak şart mı canım? Belki de çağın okuma biçimi değişmiştir. Sosyal medyanın kısa ve kişisel metinlerin zamanı gelmiştir diye okuma biçiminin değiştiğini iddia eden insanlar da var aslında. Neden basılı kitap aslında bize neler kazandırır? Onu da çok tatlı anlatıyor ama evet. e, siz de yani Murat Han Mungan bu konuda ne der? Onu da merak ediyorum. Şimdi tabii bu ekrandan okuma meselesiyle ilgili bir örnek veriyor. Gene Hı. Norveç'teki bir üniversitede yapılan bir araştırma. İzninizle kitaptan Tabii, bir çok alıntı Hı -hı. yapacağım burada. Çünkü tam da benim düşündüklerimi dile getiriyor. Muhtemelen benim kuşağım ya da bana yaşı bana yakın olan insanlar ekrandan kitap okuyamamanın, okuduğunu yeterince kavrayamamanın kendilerine ait bir hata olduğunu düşünüyorlardı. Ya es eski alışkanlık biz falan diye. Ben şahsen hep dokunmadığım şeylerle ilişki kurmakta zorlanırım. Hı -hı. Zoom bile bana çok toplantılara katılmam falan filan o anlamda şeyi çok sevmiyorum. Kitap okumayı da ya da zoomla konuşmayı da bana biraz sanal seks yapmak gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ki tercih ettiğim bir seks türü değil benim. Ee, şey de bunun algımıza ait bir şey olduğuna hmm. dair bir testten Hı -hı. bahsediyor. Hı -hı. Bu söz konusu profesörün kitaptan okuyorum. Tamam. Dediğine göre kitap okumak bizi belli bir şekilde okumaya alıştırıyormuş. Çizgisel bir şekilde. Bir süreliğine tek bir şeye odaklanarak okumaya. Ekrandan okumanın ise bizi farklı bir şekilde okumaya alıştırdığını keşfetmiş. Bir şeyden diğerini atlayıp zıplayarak okumaya. Gerçekleştirdiği çalışmalarda ekrandan okurken göz gezdirmeye ve taramaya daha yatkın olduğumuzu hı hı. görmüş. İhtiyacımız olanı almak için ekrandaki enformasyon üstünde hızla göz gezdirdiğimizi. Ama yeterince uzun bir süre böyle okuduğumuzda bu tarama ve göz gezdirme bulaşıcı bir hale geliyor. Kağıt üstünde yazılı olanları okuma şeklimizi de değiştiriyor. Şimdi tehlikeli olan işte bu bence. Hı -hı, yani hı -hı. sadece ekrana değil kağıt üstünde okumayı da... Ve giderek bu okuma şekli varsayılan bir okuma şekli haline geliyor. Ve aslında odaklanma böyle böyle de azalıyor evet. değil mi? O şimdi evet. oradan oraya yani mesela sosyal medyadan bir haber okuyorsunuz. Birdenbire aklınızı başka bir şey içeliyor oraya gidiyorsunuz. Oradan oraya zıplıyorsunuz. Halbuki kitap okurken sadece o kitapla birliktesiniz. Aslında tam işte odaklanma mevzusu bu. Bu odaklanma ile ilgili kitabın zaten temel dertlerinden biri işte bu dikkat dağınıklığı evet. özellikle çocuklardan evet. çok seziliyor. Çocuklar üstüne yapılan araştırmalardan da seziliyor. Şimdi odaklanmanın dağılmasının bizde yol açtığı, toplumda yol açtığı temel meselelerden bir tanesi de odaklanma ve dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerin sorun çözme becerileri de gelişmiyor. Dolayısıyla kişi hem hayatlarında ve toplumda karşılaştıkları sorunları çözmekte zorlanıyorlar. Hem de daha genel çerçevede, toplumsal çerçevede karşılaştıkları <laughs> sorunları anlamlandırmada, bağlamlandırmada çözmede sorun yaşıyorlar. Daha kötüsü beni siyasal ve toplumsal alanda ilgilendiren yanı odaklanma sorunu yaşayan insanların basit otoriter çözümlemelere daha kısa yoldan yönelme eğilimlerini besliyormuş. Yani hani bizde de çok söyledi ya sallayacaksın bunlardan birkaç evet, tanesini evet, Taksim meydanında evet. bak bakalım bir daha yapıyorlar mı? Bu aynı zamanda tabii çok tehlikeli bir yere işaret ediyor. Odaklanmanın yanı sıra önemsediği bir şey daha var. O da zihnin yeterli bir gezinme alanına sahip olması. Yani boş alan Hmm. Boş durma, bir durup dinlenme, bir bakma. Belki kitapta benim gene ilgimi çeken başlıklardan bir tanesi hız konusu. Kendime Aa, evet, ayırdım. Evet. Ona da değinmek istiyorum. Bu hız çok kutsanan bir şey oldu dünyada. Bu hızın şöyle söyleyeyim. Her konuda hızlanmanın kutlanacak ve kutsanacak bir şey gibi sunulduğu bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar bugün hemen her konuda gaz pedalına yüklenmiş durumdalar değil mi? Her şey fast food hızında. Evet. Tüketmek zamanın gereği zannediliyor. Ne kadar hızlı tüketirsen o kadar hızlı yaşıyorsun, her yere hızlı ulaşıyorsun. Bence içinde yaşadığımız çağ ve zamanı en iyi özetleyen filmin adı Hızlı ve Öfkeli. <laughs> evet doğru. Herkes çok hızlı ve çok öfkeli. <laughs> Gerçekten öyle. Ee, ve tüm yaşamı da klip hızında üst üste bindirilmiş ani geçişlerle hızla ilerleyen bir tempoda yaşamak istiyorlar. Filmi de böyle bekliyor. Evet her şeyi böyle bekliyor. Evet her, her şeyi böyle bekliyor. Şimdi bilim insanlarının kitapta da görüşlerine başvuran bilim insanlarının dile getirdiği bir şey var. İnsan beyninin bilişsel kapasitesinin çok sınırlı olduğunu söylüyorlar. Bu durumsa doğrudan beynin kendi yapısından, doğasından kaynaklanıyor. Bir şeyin ne kadar hızlı gidebileceğinin fiziksel bir sınırı var elbet. Hızın artması ...kavrayışın azalmasına neden oluyormuş. Evet. Bu multitasking dedikleri çoklu evet. görev meselesi... ...mesela ben evet. bir aydınlanma yaşadım bu kitapla birlikte. Evet. Yani bu çoklu görev başarı gibi sunulur ya bize... Yo, evet. ...ben de kendimce böyle multitasking biriyim falan diye düşünürüm. Evet. Halbuki... Ee, bu zihnimizi yoruyoruz bir de bu multitasking'le. Ee, evet. Yani o kapasitemiz sınırlı evet, biraz önce evet, söylediğiniz evet. gibi. Boşu boşuna yormuş oluyoruz. Ve hiçbir işte tam evet. yapmıyoruz. Ee, hız, <laughs> bu arada. İnsan beyninin anlama ve kavrama kabiliyetinin üstüne çıktığında Hı. zaten dağılıyormuş. Evet. Yani o da bir organ. Nasıl kaslarımızı Taşıyamadığımız kadar bir yük yüklediğimizde, bir ağırlık kaldırdığımızda kaslarımız, hı hı. kolumuz, bacağımız çöküyorsa beynimiz, zihnimiz de çöküyor. Çünkü nasıl bilgisayarların belli bir bant genişliği varsa insan beyninin de bilişsel bant genişliği olduğundan söz ediliyor. Şimdi hızlı giden bir arabanın tekerleğinin yolda aşındığını e, düşünün. Tıpkı bunun gibi insan zihni de idrak derecesi de aşınıyor. Evet birbirimiz Asıl... birbirimizi yani idrak ne dediğimizi idrak edemiyoruz. Hayır, yani karşındakinin di... ne dediğini idrak edememek gibi bir şey var. O ikinci adamı. Evet, daha birinci önceki. Adama kendini... de... Hayır, e, dinlemiyor e, ki. Dinlemiyor. Ha, birinci evet, adam. Dinlemeyi Doğru. unutuyor. Doğru. Şimdi e, Doğru. ya da dinlermiş gibi yaparken aslında senin susmanı, sıranın sana gelmesini, kendisine gelmesini bekliyor. O da alıştığımız resimlerden Sosyal biri. Sosyal medyada o şekilde işliyor. Evet. Değil mi? Şimdi tabii yavaşlık dikkat becerisini, odaklanmayı besleyen bir şeyken hız örseleyen bir şey. Yani hız tıpkı yollarda nasıl belli bir hız uh -huh. limiti varsa uh -huh. insan zihninde algılamakta, konuşmakta, dinlemekte, kavramakta, hareket etmekte belli bir hız yani bedenimiz ona göre oluşmuş. Dahası mesela beni ilgilendiren kişisel deneyimlerimizin hatıraya dönüşmesi için de bir zamana ihtiyaç var. O zamanı kendini tanımadığın için hatıraların olmuyor. Korkunç yani, bir şey bu tabii. Evet çünkü beyninin o yaşadığın anı kayıt altına alması için gereken zamanı ona tanımıyorsun. Proses. Evet. <laughs> Proses'e izin vermiyorsun evet. yani. <laughs> <laughs> Kayda izin vermiyorsun. Evet çünkü o zaman gözlerimiz telefonların ya da ekranların karşısında oradan oraya sekerek sürükleniyor. Bunca idrak aşınması beraberinde tabii çok ciddi algılama kaybını, reseptörlerin kapanmasını. Çünkü aslında bizim dünyayla kurduğumuz ilişkide reseptörlerimiz ne kadar çok açıksa bu ilgimizin dağılmasını sağlamaz, odaklanmayı beraber getirir. Ama şöyle bir şey var. Yaşında yaşadığımız kapitalist sistemin de dayattığı bir şey hız artışının ve erişim verimliliğinin her zaman bize bir ilerleme olduğu Evet, öyle, evet doğru. Ee, şimdi tabii Herkes ekranlara kilitlenmiş durumda olduğu için hayat tan çok ekranlara baktığı için hayat bu ekran dezavantajı karşısında kendi sahasında yeniliyor. Biraz önce bu birbirimizi anlamamak, idrak meselesinde, mesela sosyal medyadaki şu nefret söylemleri. Evet. Bütün bunlar aslında nasıl birbirinin içine de geçiyor, birbirine ne kadar bağlı değil mi? Yani biraz önce söylediğiniz şey bana hemen bu sosyal medyada bir şey söylüyorsunuz üzerine hiç cümleyi anlamadan bambaşka bir eleştiri geliyor ve çok keskin bir eleştiri, müthiş bir nefret söylemi. Aslında bunlar hep odaklanmayla ilgili problemlere doğru uzanıyor işte. Şimdi nefret ve öfke ile ilgili ben de çok düşündüğüm konular bunlar. Sosyal medyadan önce böyle miydik sorusu Hı. çok sorarlar, soruluyor. Sanki bunlar teknolojinin ve sosyal medyanın sorunuymuş gibi. Burada ikili bir süreç var. Aslında sosyal medyanın bunların serbest kalmasına Anonimize kimlik, yani senin maskeli gezmene yol açtığı için insanların zayıf yanları, zaaflı yanları, kötü yanları, karanlık yanlarını ortaya çıkaran bir mecra sundu. Yok değildi. Tabii, Belki bu kadar tabii. değildi. Belki bu ölçüde değildi. Alenileştirdi evet. herhalde. Çünkü o her şey kaldı. normalleşti. Tıpkı günümüzde rüşvet almanın, yalan söylemenin, hırsızlık yap bir sürü bir sürü devletin her katında örneğini gördüğümüz çeşitli örneklerden başlayarak Bunların normalleşmesi nefretin de buradaki tehlike olan şey bu insanların çoğu ellerinden telefonu bıraktıklarında ya da ekran başından kalktıkları zaman öfkeleri kesintiye uğramıyor. Onu hayata taşıyorlar evet. ve içleri kararıyor. Yani Hı -hı. aslında bir süre sonra damarlarında kandan çok kin dolaşmaya başlıyor. Bu nefret söylemi bu da kitapta da örneklediği şeylerden bir tanesi beraberinde şunu da getiriyor. Diyelim ki ırkçılığı, her türlü ayrımcılığı körüklüyor. Demin sözün ettiğin gibi o sallandıralım, kurtulalım çözümüne yöneltiyor. Yani teknoloji karşıtlığı gibi görünebilir bazı sözlerimiz ve bazı saptalımız ama aslında konu hep şeye geliyor. Atom bombası üstünde çalışan bilim insanlar bu Hiroşimi'ye atılsın diye yapmadılar. Atomu öyle aramadılar. Teknoloji biraz bizim nasıl kullandığımızla Bununla ilgili. ilgili. Sosyal medyanın bana kendimi dünyadan ve kendimden bu kadar kopuk hissettirmesinin başlıca nedenlerinden birinin ne olduğunu fark ettim. Bu fikirlerin, söz konusu mecralara içkin mesajların hepsi yanlış bence. Twitter'ı düşünelim. Dünya aslında karmaşık bir yer. Bu karmaşıklığı doğru dürüst yansıtabilmek için genellikle tek bir şeye ciddi bir süre odaklanmamız ve uzun uzadıya konuşacak bir alanınız olması gerekiyor. Söylemeye değer şeylerin çok azı 280 karakterle açıklanabilir. Bir düşünceye hemen yanıt verdiğinizde, konunun geneli hakkında yıllar boyunca biriktirdiğiniz bir deneyim olmadığı takdirde yüzeysel ve yavan olacak muhtemelen bu yanıt. İnsanların sizinle hemen hemfikir olması da söylediğiniz şeyin doğru veya haklı olduğunun göstergesi değil. Kendi aklınızı kullanmanız gerekiyor. Gerçekliği doğru dürüst anlamanın tek yolu Twitter'ın verdiği mesajların tam aksini benimsemekten geçiyor. Dünya karmaşık bir yer ve anlaşılması için odaklanma gerekiyor. Yavaş yavaş düşünülmesi ve kavranması gerekiyor. En önemlisi de doğrular ilk ifade edildiklerinde rağbet görmezler. Kendi hayatımda Twitter'da takipçi sayısı ve retweetler bakımından en başarılı olduğum zamanların İnsan olarak en işe yaramaz olduğum zamanlara karşılık geldiğini fark ettim. Dikkat eksikliği çektiğim, basite kaçtığım, iğneleyici olduğum zamanlardı bunlar. Sitede ufak tefek içgörülere rastladığınız da oluyor elbette. Ama enformasyon edinmenin hakim biçimi bu olduğunda düşünmenizin niteliğinin hızla düştüğüne inanıyorum. Aynısı Instagram için de geçerli. Herkes gibi ben de güzel insanlara bakmayı seviyorum. Ama hayatın esasen bu yüzeylerle Baklavalarınız ya da bikiniyle nasıl göründüğünüz konusunda onay almakla ilgili olduğunu düşünmek mutsuzluğa davetiye çıkarmak oluyor. Facebook'taki etkileşimlerimizin büyük kısmı için de geçerli bu. Başka birinin fotoğraflarını, şişinmelerini, yakınmalarını gıptayla inceleyip durmak, onlardan da bunu yapmalarını beklemek arkadaşlık değil ki. Arkadaşlık birbirinin gözünün içine bakmak, dünyada birlikte bir şeyler yapmak, sonu gelmeyen kahkahalar, kucaklaşmalar neşe, keder, dans etmek. Facebook'un zamanımızı kof arkadaşlık parodileriyle doldurması sizi tüm bunlardan yoksun bırakıyor genellikle. Tüm bunları düşündükten sonra sahildeki evimin duvarına yaslayıp durduğum basılı kitaplara geri dönüyordum. Basılı kitap mecrasına gömülü olan mesaj ne acaba diye düşünüyordum. Kitap mecrasının bize basılı sözcüklerin ilettiği anlamdan önce söylediği şeyler var. Birincisi, hayatın karmaşık olduğunu, Hayatı anlamak istiyorsanız derin düşünmeye önemli bir zaman ayırmanız gerektiğini söylüyor. Yavaşlamanız gerektiğini. İkincisi, diğer kaygıları bir kenara bırakıp cümle cümle, sayfa sayfa dikkatinizi tek bir şeye vermenin kıymetli olduğunu söylüyor. Üçüncüsü, diğer insanların nasıl yaşadığı, zihinlerinin nasıl çalıştığı hakkında derinlemesine düşünmenin önemli olduğunu söylüyor. Sizin gibi onların da karmaşık iç dünyaları olduğunu sizin Radikal 2'de 2000 yılında yazdığınız bir yazıda teknolojik buluşlar ve oluşumlar evet. ideolojileriyle vardır. İdeolojisinden bağımsız bir teknoloji yoktur demişsiniz. Meskalinde de yer Hı -hı. alıyor bu yazı. Çalınan dikkati okurken ekran bağımlılığımızın da sadece kişisel değil, toplumsal, hatta ideolojik evet. bir mesele olduğunu da kavrıyor insan. Öyle değil mi? Bir kez daha. Evet, bu o zaman da söylediğim gibi çok birbiriyle bağıntılı şeyler. Yani toplumun, devletin yönetimi, hmm. dünyanın yönetimi hmm. aslında sonuç içinde bizim kıstırıldığımız fanus kapitalist sistemin doğrulayyla kotarıldığı için çalışma disiplininden bütün örgütlenme ağı. Bu konuda bir kişisel olarak neler yapabiliriz var. Bir de nasıl mücadele biz Nasıl karşı durabiliriz? Nasıl muhalif oluşumlar e, yaratabiliriz diye bir kanalı da var. Önemli olan şey galiba ilk aşamada hem kişisel hem toplumsal anlamda farkındalık yaratmak. Evet. Yani öfkenin, nefretin kişiye muharrik güç olması, yakıt olmasından çıkarmak lazım. Şimdi McLuhan'ın, ünlü kuramcı Marshall McLuhan'ın zamanında söylediği bir şey vardı. Televizyonda, dünyada her şey aynı anda oluyor. Hmm. Oysa insan bünyesi bu kadar malumatı kaldıracak bir güçte değil yani dikkatimizin odağımızın dağılması hatta bu şöyle de bir şey var diyelim ki bu hızda sosyal medyanın hızında televizyonun dijital dünyanın hızında yıllar, yüzyıllar önce bir haberin yayılması aylar, seyler, haftalar alırken şimdi neredeyse haber yayınlanması, gündem olmasıyla gündemden düşmesi İnmesi arasındaki <laughs> makas çok daraldı. Kesinlikle Dolayısıyla öyle. bunların kaydının tutulması, hafızaya nakşedilmesi, bundan herhangi bir şey öğrenilip ders çıkarılması için size zaman kalmıyor. Şimdi Harun'un yaptığı araştırmalardan verdiği bir örnek var. Ortalama bir insanın 1986 yılında maruz kaldığı enformasyon günde 40 gazeteye karşılık gelirken bu rakam 2007 yılında 174 gazeteye çıkmış. Buna koşut olarak da demin sözün ettiğin gibi medyadaki herhangi bir haber ...in olmasıyla out olması arasında neredeyse artık saniyeler oynuyor. Kesinlikle öyle. Ee, Ve bey insan beyni bunu kaldırabilecek bir güçte de değil. değil. Duyguları değil. için de aynı şey geçerli. Mesela aynı anda onlarca şeyin üzüntüsünü yaşayıp diyelim... Sab ...her sabah zaten evet. öyle kalkıyoruz. Evet. Hem o üzüntüyü yaşayıp aynı şekilde onlarca şeyin sevincini yaşamak arasında... ...sıradanlaşmış bir denge bozukluğu yaşıyoruz... Hı hı. Güne tabii. dengesiz başlıyoruz. Tabii. Bu da biraz empati yoksunluğunu getiriyor tabii ister istemez. Evet şimdi kitapta değindiği önemli bir konu var. Kurgu kitap okuyanları da empati geliştirme çok daha yüksekken kitap okumayanlarda ya da kurgu dışı kitap okumayanlarda empati yeteneği daha zayıflıyormuş. Evet. Yani düşünün bir bu koşulların ruhumuza yüklediği, bünyemize yüklediği yükler ile toplumu bu duyarlı kesimlerine dünyada olup biten her şeyden endişe duymak, kendini ciddi ölçüde bundan sorumlu tutmak ki ben bunlardan biriyim. Evet. <laughs> Sanki her şey benim elimdeymiş gibi. Tüm bu bilgi sağınağının altında yaşama teyakkuz halinin yükü bizi her an bir tehlikeyle karşı karşıya gelebileceğimiz bilgisi. Çok yıpratıcı bir şey ve bu çağın insanının ciddi bir şeyi oluyor, sorunu oluyor. Hı hı. Gene bu hem enformasyonla hem üstümüze yüklenen yüklerle şimdi derin bir siyasi kadercilik hissinin toplumun çeşitli kesimlerinde yayıldığı bir kültür içinde yaşıyoruz. Hı hı. Yani bize sürekli uyarım ve stres pompalayan bir kültürde yaşıyoruz. Kesinlikle. Sosyal medyayla ilişkimiz ne yazık ki... Bir süre sonra mazoşist ya yani sadece mazo bir ilişkiye dönüşüyor. Bu da tabii tehlikeli, çok tehlikeli te bir şey. Çok tehlikeli. Evet. E, benim kitapta ilgimi çeken Adlandıramadığım bir duruma aslında çok güzel bir kavram olarak yaklaşan bir yer var. Bu kişisel gelişim kitaplarının ve onların pompaladığı Hı. bu tüm yükü bireyin omuzlarına bindiren evet. anlayışın dışında bir şeyler duymak bana çok iyi geldi. İşte anda kal, o zaman her şey hallolacak. Evet. Hastalanmayacaksın, hastalanıyorsan bir sebebi var. Her şeyi bu kişisel çabaların üzerine, bizim omuzlarımıza yükleyen bir anlayış. Yani başarılı olmak da böyle bakılıyor. ...zalim iyimserlik diye bir kavram kullanıyor. Zalim iyimserlik. Evet. Yani yapabilirsin, işte anda kalırsan bunu da başarırsın. Bu yani bana çok iyi geldi. Bunun böyle bir ismi çok olması değil mi? Şimdi zalim iyimserliğin yanı sıra kitapta bize bazı kavramlar amayet etmiş. Benim değil mi? hoşuma gitti. Değil mi? Bir iki tanesini saymak evet. isterim. Örneğin ekran dezavantajı. Evet. <laughs> Ee, olumsuzluk yanlılığı. Bu olumsuzluk yanlılığı özellikle sosyal medyada çok yaygın. Ee, siz diyelim ki yanlış iddialar çok kabul görürken paylaşılırken doğru bilgiye o kadar ilgi ve rağbet gösterilmiyor. Çok doğru. Eee düzelt düzeltmenizin bile bir anlamı olmuyor. Bir de kalıyor, öbürü de kalıyor zaten. Ee, o da kaldığı gibi zaten ilkini kaydını tut, tutmuşsa ikincisini kaydını Hiç. tutmuyor. Evet, evet. Gene Harini kitabında sevdiğim bir kısmını bilim insanlarının kavramlaştırdığı sözlermiş bunlar. Gözetim kapitalizmi. Bence de. Bayıldım ben çok, buna. Çok çok. Hemen aklıma tabii George Orwell'ın 1984'ü geldi. O nasıl güçlü bir kitapmış ki bugüne kadar. Evet. O zamandan gözetim kapitalizmini okumuş. çözmüş zaten. Şimdi bütün bu süreçte aslında beni yaralayan, kişisel olarak da yaralayan şeylerden biri bu Sanallah bu kadar teslim olmuş bir dünyadaki hakikat kaybı. Hmm. Gerçekliğin bir kıymetinin kalmaması, bir işin doğrusunun bir e, kalmaması. Hepsi sadece birer etiket, birer kavram yerine herhangi bir başka şeyin konulabileceği böyle çekyat gibi, taksök gibi bir şey haline geldi gerçeklik olgusu. Kayıp sadece gerçeklik kaybıyla kalmıyor. Deminden beri dile getirmeye çalıştığımız bu öfke ve kin aurasının getirdiği ve zaten bizim son 20 yıldır özellikle Türkiye toplumunda gördüğümüz adalet kaybı, vicdan kaybı, daha da önemlisi hakkaniyet kaybı. Hakkaniyet kaybı sadece zalimlerin, yönetenlerin tekelinde değil. Ne yazık ki Türkiye'de entelektüel camiada da çok ciddi bir entelektüel hakkaniyet kaybı, entelektüel adalet kaybını görüyoruz. Yani ya bunu günün bir takım popüler eğilimleri gereği diyelim ki siyaseten doğruculuk adına yapıyorlar hak yemeği ya da başka nedenlerle yapıyorlar ama Burada benim çok rahatsız olduğum şey bu kayıpların da normalleşmesi. Aslında dünyada her şey normale gelmesi. Öteden beri mesela bu aşırı yükleme de benim dikkatimi çeker ve son zamanlarda çok üstüne durduğum şeylerden biri yeni bir savaş filmi çekildiğinde dedim ki garp cephesinde yeni evet. bir şey yok o yeniden çekmişler evet. bence de çok da kötü bir film olmuş ayrı konu. Ama yani bunca yıldır çekilen bu kadar savaş aleyhte film, savaşın kötülüklerini, korkunçluklarını gösteren filmler, yazılan romanlar dünyada ne değiştirdi? hala savaşlar sürerken şu yüzyılda evet şu yüzyılda bu ilerleme fikrinin çok yara aldığı bir durum. Hı hı. Ama gene gelip hani sizin mesleğinden yaptınız yazıya gelecek olursak ideolojilerin ve dünyanın yönetim biçimlerinin bana kalırsa sınıflı toplumların vazgeçilmez bir öğesi savaş. Yani savaş ekonomisi diye bir şey var. Çünkü evet. bir kere her şeyden ama önce ama yani. aslında o savaş ekonomisi eskiden sadece tank, top, tüfek satımlarına kuşatırken <laughs> şimdiki her şey bir savaş ekonomisine. Mesela e, casusluk da artık endüstri casusluğuna ya da tabii, bilgi casusluğuna tabii. dönüştü. Şimdi bu demin sözünü ettiğimiz şeyle ilgili odaklanma, dikkat dağılması. Çünkü bunu çok görüyorum. Kitap okuyamıyorum, dikkatim dağılıyor. Üç sayfadan fazla okuyamıyorum. Bütün bu alışkanlıklar yedeğinde gelişen bir şey ama şimdi bu Hıza çok kapılmış insanların demin kişisel gelişim kitaplarında öğrendikleri bazı kavramlardan bir tanesi de... ...durursam düşerim. Ha, evet, e, e, evet. Bayılıyorlar. O onların ne kadar başarılı olduğu, ne kadar enerjik olduğu. İşte hızı ne kadar, pompalayan bir şey bu e, tabii. Kararlı oldukları. Burada durmak istiyorum çünkü aklıma önce Milan Kundera'nın Yavaşlık kitabı geliyor... Öte yandan da bazen gerçekten durmak gerekir. Hı hı. Yani sadece durmak. Hı hı. Hiçbir şey yapmadan durmak. Hari'nin sözünü etti o zihin gezinmesi için de faydalı bir şey bu. Yaratıcılık ee, için de değil mi? Özellikle yaratıcılık için durma anlarını yaşamak. Şimdi bir de unutmamak lazım. Yavaşlık keşfetmek gerekir. Yavaşlığı keşfetmek günümüzün önemli bir keşfi olmalı. Çünkü yeryüzünde pek çok şey... ...yavaşlıkta keşfedilmiştir. Yani yaratıcı bir yazar olarak söylüyorum. Birçok şeyi gece yattığımda gördüğüm rüyalar... ...ya da bana hep söylerler aynı anda 3-5 iş yapıyorsun diye... ...ya ben onları başka türlü yapıyorum. Yani aynı anda 3-5'ini aynı anda yapmıyorum. E, diyelim ki aynı anda giden trenler var. Birinde tıkandığımı hissettiğim anda diğerine geçiyorum. Hmm. <laughs> Ama şeyi hissediyorum. Beynimin arka planında bir yerde... ...bir önceki trenin malzemesi yavaş yavaş demleniyor. Hmm. Yavaşlıkta demleniyor. Hmm. Ben öbür trendeki başka bir şeyle hallediyorum ama... ...bir de beynin de böyle kendi kompartmanları Mandali olduğunu var. düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi durmakla ilgili almak istediğim bir anekdot var. Engin hmm. Geçtan, değerli dostumuz, çok değerli bir psikiyatrist biliyorsunuz. Onun anlattığı bir anekdot hiç aklımdan çıkmaz. Bir gün bahçede ayakta duruyor yan apartmandan komşusu Engin Bey ne yapıyorsunuz diyor. Duruyorum diyor. Hayır yani anlamadım ne yapıyorsunuz bir yere mi bakıyorsunuz? Hayır duruyorum diyor. Tam Engin Hoca'lık. <gülüyor> <gülüyor> Durarak bir şey anlatmaya çünkü o zaman ki, bu durmanın bir önemi var. Yani o durduğunuz anda sizde demlenen bir şey var. Çünkü kitap okumakta da demin söz ettiğimiz kurgu okumakta da bize en önemli şeylerden bir tanesi durmayı unutturduğu gibi Sürekli ekran üzerinden bilgilenme hali insanın uzun metin okuma becerisini törpüledi. Hani dedik ya insanlar evet. okuyamıyorum falan filan diyorlar. Kitapta bununla ilgili araştırmalar evet. da var. Evet. Ee, ekranla kurulan bu sürekli ilişki masa tenisi gibi, pimpon topu gibi git gel insanda bilişsel sabır tüketiyor. İnsan bir şey bilmek için bile kendine sabır tanımıyor, bakmak istiyor. En büyük zararlardan bir tanesi derin düşünme becerisini kaybettiriyor. Hı hı. Hı hı. O hızla yapılan okumalar manik okumalar oluyor. Demin alıntı yaptığım bölümde de bunun bir uzantısı evet. var. Evet. Yüzeyin derinine inemeyen bu manik okumalar, çünkü vakit yok, çünkü elinde değil. Bir de hani kişisel gelişimlerin moda olması gibi, bir de şimdi şeyleri görüyorsunuzdur hızlı kitap okuma teknikleri. Evet teknikleri. Evet. Ee, yani o kitap okumak mı? Değilmiş. O da gene üniversitede <laughs> evet, e, yapılan çalışmalardan bir tanesinde aynı yüzeysellikte kalıyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Mesela ben bazı söyleşemde hep şunu dile getiririm. Ya kalın bir kitaptı ben onu filmi çekince filmini seyrederim derler. Öğrencilere ya da söyleşime gelen katılımcılara verdiğim bir örnek vardır. O film... O kitabı okuyan yönetmenin okumasının filmi, tabii. romanın filmi değil. Tabii. Bambaşka bir şey yok. O da başka bir sanat eseri. E, bir, bir de eser. orada tabii çok önemli de bir şey var. Aslında kitap okumak bizim beynimizin aynı anda birçok yerini harekete geçiriyor. İmgelem gücünü, inşa gücünü e, geçiriyor. Bu empati yeteneği kurmanın dışında müzikten bir örnek vereceğim. Tabii. Daha önce biz müzik dinlerdik, radyodan, plaktan, CD'den dinlerdik. Şimdi klip izleyerek dinliyoruz. Israrla altını çizmek istediğim şey şu. Bir müzik klibini seyrederken dinlediğiniz müzikle plaktan, CD'den ya da radyodan, hı hı. kulaklıktan dinlediğiniz müzik aynı değil. Hı hı. Çünkü o klip sizin hayallerinizi ipotek altına alıyor. ...hayallerinizi serbest kalmasına izin vermiyor. Evet sinematik o, ve kitap farkı gibi evet, aslında. Evet onun için ar evet, arka arkaya evet, böyle evet, örneği verdim. Evet. Hatıran olmuyor artık. Hı hı. O şarkıyı bir yerde duyduğun anda... ...kendi anından bir resim gelmiyor diyelim göz önüne... ...o klipten bir sahne geliyor. Doğru. Bu aslında güya zenginleştirici görünen şey... İnsan zihnini kitleyen, hayallerini daraltan da bir şey. İnsan sinemadan pek çok şey öğrenir elbette bir sinema sever olarak nasıl inkar ederim. Ama bu ayrımları bilmekte gerçekten ciddi fayda var. Yani kazandırdıkları, kaybettirdikleri bunun nasıl dengeleneceği sorunuza tekrar bir şöyle u dönüşü yaparak dönmek istiyorum. Hari'nin altını çizdiği bir şey var. Evet kişisel olarak yapacaklarımız var. İrademizle, teşebbünümüzle bunun altını çiziyor. Ama bizim aynı zamanda muhalif kanatlar oluşturmamız, mücadele biçiminde bir araya gelmemiz, bir lazım. araya gelmemiz, Hı -hı. protesto etmemiz bu konuda da kitapta zaten verdiği örnekler var. Şimdi yine kitaptan bir söz benim sevdiğim bir söz belki daha sonra söyleyeceklerimin anahtarı olur. Bir alıntı yapıyorum. Diyor ki: "Kullandığınız teknolojilere dikkat edin." Çünkü bilincimiz zaman içinde o teknolojinin şeklini almaya başlıyor. Hı hı. Bu iki türlü benim için önemli. Bir bu günümüzde mesela tüm dizilerin, dizi filmlerin Netflix formatlarında çekilmesi gibi zihninize bir format, evet. bir seyir biçimi. Evet. John Berger'ın Görme Biçimleri kitabını hatırlayalım. Yani görme öğrenilen bir şey. Gözün herhangi bir doğal fonksiyonun yanı sıra öğrenme biçimi olarak. Tabii. o daha yerleştirilmesi bir, gereken hı hı. bir konu. Hı hı. Gözümüzü ve zihnimizi formatlayan biçimler. Mesela tüm filmlerde bize aksiyon filmi hızı bekliyor. Ya da 100 sayfalık roman olsun okuyayım diğerine geçeyim. O fast food kültürünün yaygınlaşması sadece bir yeme içme kültürünün değil, işareti tabii, değil. Tabii. her şeye yansıyor. Kült daha tabii. kötüsü bilgi edinme biçimine dönüştüğü anda. İlişkilere de yansıyor. Evet. İlişkilere yansıyor. İnsan evet. ilişkilerine de yansıyor. Özellikle yansın. bu şey artık telefonlardaki şeyler arkadaş bulma <laughs> siteleri <laughs> diyelim. Bütün ilişkileri gerçekten e, o taksök ilişkilere dönüştürüyor. Bir de birbirini etiketler üzerinden tanıma. Yani evet. gerçekten insanı tanıma değil de hashtagler evet, etiketler evet, üzerinden evet. tanıma gibi. Çünkü kolaycılık. Çağı, yani kızcağı, kolayca, evet, hele bizim gibi bir ülkede. Çünkü şöyle bir şey var deminden beri konuştuğumuz şeylerin ışığında dönecek olursak, bizim Batılı ülkelerden ya da işte kapitalizme zamanında Hı -hı. kapitalizme trenine zamanında binmiş ya da bujuay kültürünü zamanında tamamlamış toplumadan farklı olarak biz yazılı kültür aşamasından geçmeden birden görsel kültür aşamasına Hı -hı. geldik ve dijital bombardıman altında kaldık. Yani zihnimiz tamamen onlardan daha farklı olarak dağıldı. İyi kötü beğen beğenme orada oluşmuş kurumlar, gelenekler, evet. kültürel sürekli. Okuma kültürü bir sürü var, şey var gene de. Evet. Biz oysa çok daha derin zararlar görüyoruz. Derinlik gerektiren her olgu karşısında sürekli bizi yüzeye her seferinde daha yüzeye çeken Evet. Bir süreç içinde yaşıyoruz, Hı -hı. yüzeyselleşiyoruz, Hı -hı. sığlaşıyoruz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri. Bu, sığlaşma, evet, evet. yüzeyde yaşama, yüzeyde halletme ve her şeye yüzeysel bakma. Ve vasatın egemenliği o, diyebilir miyiz? Evet, <laughs> vasat her zaman e, <laughs> egemendir. egemen evet, e, ve kolaydır. İşte kolaycılık başka bir şey. Bu bizim farklı olduğumuz mevzusuna gelmişken bir şey söylemek hmm. istiyorum. Bu yeni hari bir araya gelelim ve bu soruna bir çözüm bulalım. Sadece bireysel değil, toplumsal çözümler bulalım derken, özellikle gözetim kapitalizmi konusunda evet. devlet bu işe el atmalı, bazı şeyleri yasaklamalı diyor. Mesela Facebook'un verilere sahip olması gibi falan. Evet. Fakat bu, bu bu fikir beni tam bu farklardan evet. dolayı evet. biraz korkuttu açıkçası. Yani belki e, Şimdi, oralarda hani evet. bir Batı toplumlarında. ...bu kadar korkunç işlemez ama Amerika'da da nasıl işlediğini gördük değil mi? Şimdi, Başkanlık seçimleri sırasında yani hele evet. Türkiye'de falan yani... ...gözetim kapitalizmine bir düzen getirmek korkutucu sonuçlar da doğurabilir. Şimdi tabii kaçınılmaz çelişkiler diye bir şey var. Evet. Yani <laughs> öte yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor... ...her toplumun benzer yanları kadar... ...kendine özgü yanlarını da hesaba katmak Hı -hı. gerekiyor. Yani Hı -hı. ben teorik düzeyde hiçbir e, sorunun çözümünün devlete havale edilmesinden yana değilim. Çünkü beraberinde bir sürü yasak, o yasak Kesinlikle. başka türlü yasağı evet, getirir. Evet. Öte yandan da tıpkı e, diyelim ki pedofili konusunda olduğu gibi... ...neyin özgürlük alanına, neyin özgürlük alanına girip girmeyeceğine... ...gene belli kuralların karar vermesi gerekiyor. Toplumun sivilleşmesi Hı -hı. meselesi var ama asıl belirleyici olan kitapta birkaç örnek veriyor bu silikon vadisinden insanların evet. kurumların kendi içini ıslah etmek için giriştikleri bazı çabaların nasıl hüsranla sonuçlandığı. Evet, nasıl tersine evet, döndüğü. Tersine harcam. döndüğü çünkü para, kar marjı üstüne kurulu bir zihniyeti. Yani kapitalizmin ıslah edilmesinin imkansız olduğunu bu kitap bize verdiği örnekler üzerinden bir kez daha anlatıyor. Kesinlikle öyle. Ee, ben bu son kitabım Işığına Tavşan Olduğum filmlerde bu Amerikan filmlerin e, örneklerken devletin, karıştığı kirli işler, kirli polisler, siyasetçiler anlatırken aslında o hem ne kadar demokratik bir toplum olduğunu ispat ediyor hem kendi kirli çamaşırından gene para kazanıyor. Yani o bir döngüsel süreç. Daha yapısal, daha temel bir çözüm gerekiyor toplumlarda. O da aslında tabii toplumsal yapının değişmesi. Bu arada tabii benim siyasi görüşüm ve duruşum belli. Ben sistem içerisinde hiçbir çelişkinin bu sistemin temel direklerini koruyarak çözüleceği kanısında değilim. Doğru. Toplumsal Hı -hı. yapılanma, kimliklerin yapılanması böyle bir sürü bir şey var. Şimdi peki ne yapılabilir? Gene sivil örgütlenmeler, sivil Hı -hı. muhalefet güç kazanma, Hı -hı. baskı grupları oluşturma ve e, yaygınlaştırma, yani toplumsal gücü devreye sokma ancak böyle yani birebir yüz yüze mücadele bana yakın geliyor. Belki eğitim sisteminden başından başlayarak yani çocuklara Hızlı görsellik ve dijitallikle biraz daha geç tanıştırma çok zor ama evet, sınır evet, getirme falan evet, da en azından gelecek kuşaklar evet, için e, bir faydası olur mu? Imkansız değil. Nitekim bir tanıdığımın çocukları 3,5 yaşına kadar evdeki televizyonun sadece bir kutu olduğunu düşünüyorlardı. Evet ben Aynı, de 3 yaşına kadar e, seyrettirmedim evet, bayağı. Evet o işin kötüsü bu Facebook'ları, Apple'ları falan kuran kişiler de aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü biliyorlar zararlarını. Biliyorlar, evet. Biliyorlar. Yani bizatihi biliyorlar. Şimdi bir başka konu bana hani kitap hırs konusunda Hı -hı. enformasyon fazlası Hı -hı. konusunda, zaman konusunda kitap okuma konusunda bazı temalar verdiği gibi bir de bu narsesizm konusunda bir tema Doğru, verdi. Doğru bu da evet çok önemli. Ö önemli bir evet konu. çok önemli. Şimdi narsesizm ta Narkisos efsanesinden antik Yunan'dan beri var olan bir şey. İnsan doğasının parçası. Bizde işleyişi ile muhtemelen dünyada iş, işleyiş arasında benzerlikler olduğu kadar gene farklılıklar var. Hı hı. Bizdeki farklılıkta ben şunu çok görüyorum. Aslında insanların kendi hayatları, kendi varlıkları bizzat kendisi öz çekime dönüştü. Herkes sadece kendini seyrediyor. Yani bireyini yetiştirmemiş, birey yetiştirmeye geç kalmış bir toplum narsisistlerini yetiştirdi. Evet. Çok daha tehlikeli bir şey bu. Evet Birey olmadan narsist olmak. Çünkü zaten şey gibi o özgüvenin karşılığı yok. Evet yani hiçbir şey yok. Boş, bir evet, boşluk evet, aslında evet. ama çok kendini değerli bulan bir boşluk. Bütün gün her anını görüntüleyen, çeken, ilişki kuramayan... Hatta bazı hesaplara girip baktığınız zaman diyelim ki Instagram'da yalnızca kendi fotoğraflı olan insanlarla karşılaşıyorum. Hı hı. Ya yani aile albümü ya da işte çiçek, böcek, çocuk, at, doğaman hiç öyle bir şey yok. Şimdi, kendisinden başka kimse yok. O, değil o, mi? Kendisinden başka hiç kimsenin olmadığı bir dünyada benim kötü bir öngörü olmaz umarım ama korktuğum bir şey var. Kendine, vücuduna. Tırnak içinde güzelliğine ne ise bu kadar yaslanan insanların 40 yaşlarını göremeyecekleri. Doğru. Çünkü hepimiz yaşlanma sürecinde e, sırtımızı yaslayacağımız, dayanacağımız olgular içsel motivasyonlara ihtiyacımız evet, var değil biz, mi? Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Yani dışarıdan var. gelecek bir şeye değil içsel bir şeye evet. ihtiyaç var. Çünkü hepimiz yaşlanıyoruz evet, evet. ve bunun bir de şöyle bir şey var. Biraz önce söylediğinizde bir şey eklemek istiyorum. Sadece kendileri var ama kendileri de kendileri olarak yok. Efektler Evet, e enerji olarak <gülüyor> varlar. <gülüyor> yani evet, 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 onlar da sanal aslında. Şimdi tabii e, sinemanın bulunuşuyla beraber e, gene toplumsal de var olan bir şey devreye girdi. Gene meskalinde olsun, son Hı -hı. bir kutu daha da olsun değindiğim bir şey var. Sinema bize pozlar tarihi verdi. Yani pek çok kadın sigara tutuşunu ya da pek çok erkek bakışını, fötr şapkasını düzeltmesini e, ekrandan öğrendi. Addeden evet. öğrendi. Evet. E, bu anlamda bu imgelerle ilişki kurmak, imgeleri gözden geçirmek Bununla bir mesafe kurmak. Aslında bütün hikaye uzak açı sağlamak. Hı hı. İnsanın mesela kendisine uzak açısı olmayan insanların ister Instagram'da görüntüsünü paylaşsın paylaşmasın. Hayatta da bu vardır. Yani e, bu kendine kapılanma meselesi tehlikeli bir şey haline geldi. Ama bu da bir kutsanmaya dönüştü. Şimdi Türkiye'de tabii görüyorsunuz çok uzun zamandır tanık olduğum bir şey var. Ülkemize çok ait bir şey bu. Bunu medya çok besledi. Ekranlar deli su istimaline dönüşmüş vaziyette. Yani seyirlik bir adamı verdiği bilgi için görüşlerini dinlemek için değil, kendisini eğlendirdiği için. Hmm seçiyor hı hı. dinliyor hı hı. onun peşine takılıyor. Hı hı. Ee, bu hani çeşitli biri bizi gözetliyor evlerindeki gibi hani ne kadar arızalı tip varsa, e varsa bir araya şey getirelim yapılıyor. diye. Evet, bu evet. demin sözüne ettiğimiz bu insanların zaafları, karanlık yanlarına hitap eden şey eğlence sektörünün düsturu oldukça diğer şeyleri de besledi. Onun üzerinden evet. zaten yürüyor. Evet. 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 Yani baktığınız zaman memlekete... politikacısı politikacı değil oyuncusu oyuncu değil. Gazetecisi gazeteci değil. Çok yazık ama. Yazık. Bilim insanı diye çıkardıkları bilim insanı değil sonuçta. Okuyoruz gene medyada da görüyoruz. Tarihçisi tarihçi değil. Evet. Böyle devam ederiz evet. biz buradan. E çünkü şarlatanlığın, komedyenliğin yani evet. aslında bakacak olursanız geçenlerde bir bakanın fotoğraflarına bakıyordum da dedim ki yani hükümet değişirse de bakan tanmaz geçerse ger gerçekten çok ciddi bir iş kolunda çok büyük bir kariyer yapabilir. Tam bir sitcom oyuncusu. Davranışları yüzüyle, sözleriyle. <laughs> Eminim dinleyicinizin çoğu anlamıştır ki. <laughs> bir New York Times muhabirinin yazdığı çok satan bir kitaptan bahsetti bana Ronald. Yazar okurlarına şöyle diyormuş. Stres bize dayatılan bir şey değil. Bizim kendi kendimize dayattığımız bir şey. Stres bir duygu. Stres, bir dizi düşünce. Stresin eriyip gitmesi için farklı düşünmeyi, uğultu yapan düşüncelerinizi susturmayı öğrenmek yeterli. Meditasyon yapmayı öğrenmeniz yeterli. Yaşadığınız stres, farkındalığa ulaşmayı başaramamaktan kaynaklanıyor. Bu mesaj iyimser bir vaatle çınlıyor. Oysa Stanford İşletme Fakültesi'nin yaptığı kapsamlı bir araştırmayla gerçek dünyada stresin başlıca nedenlerinin belirlendiğine dikkat çekiyor Ronald. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu nedenler sağlık sigortanızın olmaması, sürekli işten çıkarılma tehlikesi, karar alınırken söz hakkı ve özellikten yoksun olmak, uzun çalışma saatleri, kurumsal adaletin düşük olması ve gerçek dışı talepler. Sağlık sigortanız yok, şeker hastasısınız ve insülin almaya paranız yetmiyor. Zorba bir patron tarafından haftada 60 saat çalışmaya zorlanıyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızın birer birer işten çıkarıldığını görüyor, sıranın size geldiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu gibi durumlarda yaşadığınız stres, kendi kendimize dayattığımız bir şey değil, bize dayatılan bir şey. Ronald, meditasyonun bazı insanlara yardımı olabileceğini düşünüyor ve buna ben de katılıyorum. Ama stres ve aşağılanmadan meditasyon yoluyla kurtulmanızı söyleyen bu tipik çok satan kitap bir saçmalık. Bunu dört çocuğu olan ve üç işte birden çalışan Hispanik kadınlara söyleyeyim bakalım. Stresten kurtulmak için düşüncelerinizi değiştirmenin yeterli olduğunu vurgulayan insanların ayrıcalıklı bir konumdan konuştuğunu söylüyor Ranıl. Onlar için bunu söylemek kolay. Bazı insanlara sunduğu sağlık sigortasında kesintiye giden ve aynı zamanda çalışanlarına meditasyon dersleri sunduğu için aynı New York Times yazarı tarafından met edilen bir şirketten bahsetti bana bunun nasıl bir zalimlik olduğunu görebiliyoruz. İnsanlara sorunlarının bir çözümü olduğunu söyleyip sonra da onları bir kabusun içine atıyorsunuz. Yaşadığın stres hakkında farklı düşün, bir şeyin kalmayacak. Çalışanlara insülin vermeyip düşünme şekillerini nasıl değiştirecekleri konusunda dersler veriyoruz. Pasta yesinler diyen Marie Antoinette'in 21. yüzyıl versiyonu. Anın içinde olsunlar. Zalim iyimserlik ilk bakışta nazik ve iyimser görünüyor. Ama çok çirkin artçı etkileri var çoğu zaman. O ufak sınırlı çözüm başarısız olduğunda ki çoğu zaman öyle oluyor, bireyin sistemi değil kendini suçlamasını sağlıyor. Çuvalladığını, yeterince iyi olmadığını düşünmeye başlıyor insan. Dikkati stresin toplumsal nedenlerinden, örneğin fazla çalışmadan uzaklaştırıp kurbanı suçlama haline dönüşebiliyor bu yaklaşım çabucak. Sorun sistemde değil, sende diye fısıldıyor. Siz nasıl kendinizi koruyorsunuz sosyal medyadan şimdi ve dijital söyleyeyim. hayattan? Ben tabii ki interneti ya da sosyal medyayı izliyorum elimden geldik ama bizim şöyle bir şansımız var benim kuşağımın ya da internetin çok kıymetli buluyorum kendi başına. Çünkü hı hı. ne aradığımı biliyorum. Hı hı. Neyin peşine takılacağımı biliyorum. Benim ayağım kaymıyor mu? Benim meraklarım ya da zaaflarım zaman zaman yenilmiyor muyum? Evet. Ama en azından o farkındalık sana dur bakalımı getiriyor. Ben internetten çok şey öğreniyorum. Tabii iyi kullanıldığında müthiş evet, bir araç. Evet. Müthiş bir şey, bir kıymet. Yani Tabii. bir kere şunu kabul edelim. Teknolojiyle yarışılmaz. Yani teknolojiyi kabul etmek. Bütün hikaye bizim teknolojiyi nasıl yönlendireceğimiz, nasıl kullanacağımız, nasıl yöneteceğimizin bilgisi. Yani O bizi yönetmesin evet, de biz onu yönetelim. Bütün, bütün hikaye bu. <laughs> Mesela bu testlerden bir örnek vereceğim. Gene sorunuza döneceğim. Ortalama bir Amerikalı'nın ekran karşısına geçirdiği süre 3 saat 15 dakikaymış. Düşün ömrümüzden o demin sözünü ettiğim Hayat yapmanız gereken ömrünüzden 3,5 saati ekran Ekana karşısında geçiriyorsunuz. Ne arıyorsun, ne görüyorsun, ne izliyorsun ayrı konu. E, 24 saat içinde gene ortalama bir Amerikalı telefonlarına 2617 kere dokunuyormuş. Bu dokunma, buna bakması, cevap yazması, ben, izlemesi ayrı konu. Öğrencilerin bilgisayarlarına izleme yazılımları yerleştirmişler gene bir üniversitede yapılan testlerde. Ortalama 65 saniyede bir meşgul oldukları herhangi bir şeyden başka bir şeye geçtikleri gözlemlenmiş. Yani 65 saniyede sürekli hareket ediyor. Tek bir şeye odaklanıp onunla meşgul olmaya ayırdıkları zamansa 15 saniyeymiş. 15, 15 saniye, saniye nedir? Ne olabilir orada yani? Hiçbir şey olamadığının şeyi. Şimdi e, gene... Bütün bu yapılan başka testler de hı hı. tabii söz konusu. İnsanların bir şeye odaklanmışken dikkatleri de aldığında herhangi bir nedenle aynı odaklanma düzeyine dönebilmeleri için 23 dakika gerekiyormuş. Yani bozması 15 saniye, onarması 23, On arması, dakika. 23 dakika. Bütün bunlar nereden gidiyor? Ömürden, Ömürden ve zamandan gidiyor. gidiyor. Ve ben bu son örneği özellikle şey buluyorum, çok tehlikeli buluyorum. Roman yazıyorsunuz şimdi mesela artık bitti ne? mi e, son okumalarda mısınız? Yok var biraz daha işi, e, işi uzun zamana yayılan yani mesela bir Mesela özellikle şey. bir roman yazarken özellikle bir kitabın üstünde çalışırken daha da sıkı tedbirler alıyor musunuz bu konuda? Evet e, telefonlar bulunduğum yerde bulunmaz bir de mesela metni müziği vardır hani bazıları bir şey dinliyor musunuz derler. Hı -hı. Dünyanın kapısını kitlemek lazım. Yalnız tabii şu da var. Burada itiraf etmek gerekiyor çağ içinde yaşadığımız çağ. Eskiden kapını, bacanı kilitlediğin anda yazdığın şeyin atmosferine girip tıpkı bir oyuncunun kons rolüne konsantre olması gibi daha kolayken şimdi zorlaştı. Çünkü dünya kapının altından giriyor, bacak bacaktan, bacadan iniyor. Bütün bunlar tabii sende bir ruh yükü yaratıyor. Hı hı. Bir e, direnç göstermen gerekiyor. Hepsi bir efora dönüşüyor. Bu zorluyor ama tabii gene de benim tabii yılların deneyimi, alışkanlıklarım, bütün bunlar bir ölçüde koruyor. Kendini burada irade çok önemli. Hı hı. E, iradeli olmak, hedeflerini saptamak, e, bir de şey gibi düşünmek lazım. Hepimizin aslında sol ve sağ omuzlarında günah ve sevap melekleri olduğunu söylerler. Ben onlardan vazgeçeli yıllar oldu. <laughs> Ben sadece iki tarafta da taksimetre tutuyorum. <laughs> o taksimetre bana ne kadarlık ömrümün kaldığı, bunu nasıl kullanmam gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor <laughs> diyor. Ee, Evet şunu bitirmeliyim, şunu okumalıyım, bunu hakkını vermeliyim. Uzun zamanlara yayılıyor. Ve tabii ki bu Harin'in kitabı muhtemelen bir sürü başka kaynağı da okunması konusunda insanları kışkırtacaktır. Evet şimdi soracaktım evet. Ee, böyle önerebileceğiniz sizin e, son zamanlarda e, evet. dikkatinizi çeken başka kitaplar oldu mu bu tarz? Oldu. Yüzeysellik diye bir kitap önemsiyorum. Ee, İnternet bizi aptal mı yapar? Hı. İsimleri hakkında yazarları ve en kalmadı. Bir de aslında tabii bizde bu konuda yayın çok az. Bu sözüne ettiğim kitap birkaç kitap daha var böyle. Yurt dışında Diyelim ki radikal feministlerin bu konuda dikkatli çalışmaları var. Meseleye daha çok siyaseten doğruculuk açısından bakan Hı -hı. çalışmalar var. Yani bu konuda farklı kaynakların kitaplarını gözden geçirmekte yarar var ama orada önemsediğim şey bir görüşün, bir inancın tanıtım metni olmasından çok olgulara, araştırmalara, testlere dayanan kitaplar olması. Hı -hı. Çünkü şöyle bir yaygın gene internetin ve sosyal medyanın ...çok yaygınlaştırdığı bir anlayış var. Hı hı. En son çıkan şarkılar diye bir... ...benim çocukluğumda bir programlar yapılırdı ve bir şey vardı. En son ortaya çıkan bir etiket... ...bir sözcük, bir kavram... ...birdenbire her şeyi çözen bir şey değil. Yani onların modalaşması... ...ya da düşünce tarihinde varılmış olan bir yer... ...artık kesin çözüme bağlanmış bir şey değil. Son zamanların bu tür analitik... ...kuramsal yönelimlerinde gördüğüm... ...zaaf bu... ...halletmiş... Hmm. ...çözmüş mevzuyu... ...çözmüş mevzuyu <laughs> yapılması... ...bir de tabii bu narsisizm konusunda... ...önemli de bir şey var... ...demin konuştuk ya... Hı hı. E, ...özel genç insanlar... Hı hı. E, ...mesela benim bir tanıdığımın... E, ...çok da güzel bir kızı 17 yaşında... ...göğüslerini ve burnunu yaptırdı... ...çünkü... ...o kültür içinde yaşıyor... ...şimdi bize... Özellikle genç oldukları için yeni yetmelerde onaylanma ihtiyacı, beğenilme, evet. Evet. E, hayatın vermediği ödülü sanal ortamdan alma. Yani kalp, beğeni, alkış. Hiçbir şey yapmayayım ama çok alkışlanayım. Hiç emek vermeyeyim ama bir şey olayım. Hı -hı. Ama bu çağ buna çok hizmet etti. Çok. E, Favlar, e, like'lar. Yani <laughs> düşünsenize benim çocukluğumda diyelim hani henüz... Zaten cep telefonu yok ya, televizyon da yoktu. O dönemde bir şarkıcının Türkiye çapında tanınması hı hı. için 10 tane plak çıkacak, 30 kere radyoda çalınacak bir şey bir şey. Şimdi 70'lerden itibaren bir gece televizyona çıkan, özellikle televizyonun tek kanalı olduğu, ertesi gün bütün Türkiye'nin tanıdığı bir haline geldi. O tanınmış olmak, şöhretli olmak, kişilere sahip olmadıkları bir birikimin karşılığında haksız bir özgüven sağladı. Şimdi de var. Yani tabii var. Her konuda evet. görüş beyanı hakkını, şöhret olmak her konuda görüş beyan etme hakkını kimseye vermez. İnsanların bildikleri şeyler vardır, bilmedikleri şeyler vardır. Şimdi tabii Twitter'la özellikle kurulan ilişkide ben şunu çok görüyorum. Şey var. Tüm dünyanın senle uğraştığı. Zaten bizim kültürümüz bu bu konuda çok böyle Canarı mahallelerin atasözleri vardır. Kahvelerde çok söylenen. Alem evet. alem bana takmış. Herkes beni uğraşıyor. Herkes bizi kıskanıyor. <laughs> kıskanıyor. Vatan ve evet, bilirsiniz. Evet. Türkiye'yi de kıskanıyorlar. Evet. <laughs> e çünkü şey gibi internet aslında bu sosyal medya bizim aklımıza değil, güdülerimize seslendi. Hı hı. İçgüdülerimize seslendi. Onun için zaten daha çok karanlık yanlarımızı ortaya çıkardı. Kişisel olarak kendimize yaptığımız yatırımlar, kendimizi gözden geçirmeler Kendimizden nasıl biri yaptığımıza karar vermeler bizi daha sağlıklı bir yere çıkartırken zaten sözünü ettiğim bu önlemler konusunda da kendi kendinizi yetiştirmiş oluyorsunuz. Evet. Yani evet. demin sözünü ettiğim gibi yani dünyanın bin türlü hali var derler ya o bin türlü hal karşısında bir tür şey yapıyorsunuz. Tevazu öğreniyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Bir şey çok... Anlatırsam herkes anlar. Ben anlatabilirsem, ben başarabilirsem ikna ederim. Şimdi şeyi anladık aslında. Evet, dünya böyle bir yer. Farklılıklar var. Senin yapacağın şeyler sınırlı. Yani bu astrofizik alanında yapılan araştırmalarla sosyal medya dünyasında bir benzerlik kuruyorum. İkisi de bize tevazu öğretiyor. Sen <laughs> evrende bir noktasın, şu dünyada da bir noktasın. noktasın. Ne yaparsan yap. Bunu evet. değiştirmek mümkün değil çok. Dolayısıyla kendi bulunduğun yeri anlamlandıran, Hı -hı. kendi ömrünü anlamlandıran, kendi içinde yaşadığın toplumu değer üreten bir yaşamı seçmekle küçük... kendini beslemek evet, ve evet, aslında değil mi evet. önemli olan o herhalde yani nelerin peşine takıldığın, neye evet. inandığın, evet. neler yapmak istediğin yoksa hani şimdi hesabım kapalı ama Instagram'ı ben de kullanıyordum. Hep aynı yere geliyoruz. Yani her araba kullanan trafiğe kaza yapayım diye çıkmaz. Size kaza yaptıran ki kitapta bu odaklanma meselesini ilgi verdiği örneklerden bir tanesi gene kıymetli kitaba dönmüş oldum. Odaklanma kaybı trafik kazalarının da artmasına neden olmuş. Evet. Çünkü evet. o zikzaklı zihin yaşamda da sana zikzaklar yaptırıyor. Evet zaten hani normalde araba kullanırken cep telefonuna bakmalar da var o onu geçelim. Ama ayrı konu. Evet ama yani o, o olmasa bile aslında evet. beynin işleyişini değiştiriyor. Çünkü o paketi aldığın zaman bunu beğendim bunu beğendim yap o paket olarak geliyor seni yani dağılmış bir zihin evet. dağılmış bir odak e, paket olarak geliyor İzlediğin şeyleri de mesela bu hızda e, demi sözünü ettiğim dedim ki aksiyon filmiyle çek e, hazırla çekilmiş Hı -hı. filmlerde. Bir takım saçmalıkları ve saçmalamaları, tutarsızlıkları görmene müsaade etmeyen bir hız, sana hayattaki yalanları, tutarsızlıkları görmene de müsaade etmiyor. Zaten bu yüzden politikacıların bu kadar çok söylediği yalanlara inanan zihinler oluşmaya başlıyor. Evet, çok doğru. Bir, bir filmde göremediği tutarsızlıkları. Mesela özellikle dizilerde dikkatinizi çekiyordur diziyi sündürmek ve uzatmak adına o karakterin bize sunduğu bize anlattığı karakterin hiç yapamayacağı şeyleri yaptırtıyor. Hiç olmayacak şeyleri koyuyor artık o normalleşme dediğim hani Hı -hı. artık her şey normal meselesi buraya geldiği zaman. E, o zaman o politikacı bugün ak dediğine yarın kara dediğinde hiç de değil. hiç aradaki farkı görmüyor değil mi? Evet zaten bizdeki siyasetin geleneği var Süleyman Demirel dün dündür bugün, bugün bugündür, bugündür diyordu. Gün. O şimdi bu medya çağının gerçeği oldu. Hakikilik kaybı çok kıymetli bir şeydi. Hakiki olan yani aslında çantalar, markalar değil çakma olan. Artık insanlar çakma oldu. O çakma insanların biz öz çekimlerini kişi zannetmeye başladık. Evet, evet. İnsanlar kendilerinden bir birey oluşturmuyorlar. Kendilerinden bir inge oluşturuyorlar. Ve bu imge medya çağında kabul görüyor. Ve ufukları da ona göre kurulmuş oluyor. Hayallerimizi biçimleyen şeyler eskiden e, emekti mesela varmak Hı -hı. istediğimiz şeyler. Şimdi Hı -hı. emeğin değil kurnazlığın, üç kağıdın, e, şansın. Kolay yoldan en elde ediliyor kolay yoldan. her şey edilmeli. Hem onay görüyor hem de sistem buna hizmet ediyor. Yani bu kapitalizm tüketim hızı her şeyi tüketiyorsun yani hamburgeri de aynı hızla tüketiyorsun insanı da aynı hızla tüketiyorsun her olguyu aynı hızla tüketiyorsun bu tür kitaplar bu tür yaklaşımlar bize bir kendine gel bir dur bir evet. sakinleş bir etrafına bak bir olanları doğru dürüst değerlendir Hissi veriyorsa kıymetli. Buraya gelmeden önce internette özellikle sosyal medyada şöyle bir taradım. Açıkçası bu çalınan dikkatin bu kadar çok konuşuluyor çok olması konuşuluyor. gündeme gelmesi Ama hoşuma gitti. Ama bir de şu gitti. da var kişisel gelişim kitabı sananlar var. Şimdi sananlar her zaman olacaktır. Boomer bakış açısı diyenler var falan. Evet, yani de, ben anlamıyorum hani. Şimdi demin sözüne ettiğim gibi o şey gibi hani bu gençlik kut sayıcılığı da bu çağın çok önemli bir şeyi. Hani boomer sözcüğü sen kullandığın zaman e, sahiden en genç, en dinamik, en doğru, <laughs> oluyor musun en acaba? geleceği gören olmuyorsun. <laughs> Senin e, boomer dediğin şey aslında <laughs> ya, belki yaşaman çok temel bir kaidesini çok önce keşfetmiş bir şey de olabilir. Ve orada bu şey gibi mesela Z kuşağı lafına da ben hiç inanmam. Hani 80'lerin büyük şairi lafları falan ya da en büyük yazar. Bütün bunlar aslında sistemin katalogunda bulunan adlandırmalardır. Sen ne yapıyorsun? karşı çıktığın şeyde nereye bakıyorsun? Sen de getiriyorsun. Etiketler her zaman şey gibi. Çocukken şey derlerdi ya. Önce ben dedim. Şimdi <laughs> ben önce sana diyelim ki bu umur dersem Tamam. Ben çok genç olmuş hocam. <laughs> çok yeni. Hatta daha da şey yeni bakış açısı. Evet. Şimdi o yeni bakış açısını 3 gün sonra çürümeyeceğinin garantisini plastik. 15 saniyede çürür. Ee, evet. <laughs> Resim sanatından ve plastik sanatlardan bir örnek vererek bu buğmur hmm. meselesini özetleyeyim. Şimdi çok yıl önce gene verdiğim örneklerden biri şuydu. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten bu umur olmak değil de bir şey yani buğmur etiketini ben kullanmıyorum Tabii. ama ee. yani eski moda yaklaşım Artık geçerliliği kalmamış görüş ama şey gibi bu kas gücünün, gençliğin, dirimin kutsandığı çağda bu umurluk aslında kendi anlamının dışında yaşçılığa hizmet eden bir kavram oldu. Hmm. Aslında bu lafı kullanarak yaşından vurmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Tıpkı gene bu deminden beri sözünü ettiğim medyada kendinden 20 yaş genç bir kadınla evlendi şeylerdeki o yargılayıcı tutum gibi. Aslında bunları kullananların çoğu da kendileri başka konudaki yargılayıcı tutumlara çok karşı çıkan kişiler oluyorlar güya ama hani herkesin ırkçı olduğu bir konu vardır. Evet. Mesela ben, ben kendi adıma itiraf edeyim. Benim ırkçı olduğum konu aptallık. <laughs> aptallık konusunda gerçekten çok ırkçıyım, hiç tahammülüm yok. <laughs> Ama bu eleştiriler biraz önce sosyal medyayı söylediniz onu konuşalım. Aslında çok ironik bir yandan da gerçekten çok ilgi gördü sosyal medyada evet, evet, çok Twitter'da çok konuşuldu şimdi kitap. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Bir kitap yazıyorsanız ben özellikle genç yazar arkadaşlarıma hep söylerim. Aslında en kaba örneği vereceğim belki galis kaçacak ama ortaya çıkmak donunu çıkarmaktır. Donuna kadar soyunmaktır. Sen bir şey yapıyorsam birileri bir şey diyecektir. Önemli, Tabii. önemli olan senin kulaklarını kime açtığın, kime kapadığın, sana gelen eleştirilerin nereden geldiği, hangi kriterler hı -hı, içerdiği, hı. sana neler önerdiğidir. Yoksa herkes bir şey söyler. Mevlana'nın çok sevdiğim bir lafı vardır, defalarca anarım. Herkes kabına göre alır. Ben çocuklukta yeni yetimlikte de böyle çok kızardım, ederdim bir şeyler işte bazı insanlara falan. Annem bana böyle sıradan bir laf ederdi ama o sıradan lafın aslında ne kadar doğru bir yaklaşım Felsefesi olduğunu var. evet yıllar öğretti bana. Oğlum ne kızıyorsun? Onun da aklı o kadarına eriyor derdi. Çok güzel. <laughs> Tam da bu bu yalın söz aslında bunu anlatıyor. Yani sen de aklının erdiği kadarını alıyorsun. Hı, -hı. Ee, bir örnek örnek vermiştim yazılıydı ama getirmemişim yanımda onu da bir ara şey diyordum bu Twitter'ın buruş sayısı olan karakter. Hı, hı, hı. E, 236 hemen ama ne, 140'da, 100, 140 mıydı 140 önce? 140'ta şimdi işte 236 falan olmuş. Şey diye diyordum yani şurada dümdüz bir cümle yazıyorsun Twitter'a tweet adı altında 140 karakterden oluşan. Sen o 140 karakterden oluşan bir cümleyi bu kadar yanlış anlıyorsan 140 sayfalık bir kitapta ne anlıyorsun acaba? E, şimdi gene konumuzun temel bir noktası dünyada kendi dilinde yazılanları anlamak konusunda en geri toplumlardan biri olduğumuz saptanmış. Bir sürü test yapılmış. Bu ne yazık ki çok utanç verici bir şey. Çok. Ama Aynen. bunun böyle olduğunu anlıyoruz zaten. E biz anlıyoruz evet, da. Evet, örneklerle Bunu, görüyoruz evet, yani. Evet, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış olması korkunçtu. milli gururumuzu zedeliyor. Test edildik onaylandık. Evet, evet, Şimdi tabii orada şu var. Anlamak da bir niyet. Mesela işte bilmeli. Önce anlamak istemek gerekiyor. Evet, anlamak istemek gerekiyor. Şey bir de hani bir, bir şair için falan çok söylerler işte şiirlerini anlamıyoruz derler. Peki ya bakıyorsun, yani karını anlamıyorsun, kocanı anlamıyorsun, arkadaşını anlamıyorsun. Adamı şiirini niye anlayasın? Yani oraya gelene kadar. <laughs> şimdi <gülüyor> anlamak gerçekten bir niyet. İki saat evet. zaten şiir konusu oldu ama ben hep şey derim önce hissedin ki anlayasınız şiirin birinci şeyi. Tabii. En akıl şiirinin, en akla seslenen şiirin bile temel şeyi birinci basamağı hissetmektir. <laughs> ama diyelim ki herhangi bir düz metin yani düz yazım ettiği için tabii ki anlamak birinci basamaktır. Kendimizi oluşturmak, oldurmak, kendimizi yaratma süreci içerisinde toplumun seni seni da, dağıtan, dikkatini dağıtan zaten birçok şeyi var. Hı hı. Yani eskiden de vardı. Med tabii, e medya tabii ama artıyor. Hem hem artıyor hem de e cepheler çoğaldı. Evet. Şimdi şey gibi Osmanlarla Bizansların karşılaştığı kılıçla dövüş sahnelerinde gibi kılıcı nereye sallayacağını şaşırıyorsun. <laughs> Doğru gerçekten ee, öyle. O yüzden de e, kendinize seçtiğiniz yolu kat etmek, <laughs> hedeflerinizi ne göre konumlamak ve şunu hiç unutmamak gerekiyor. Ne iş yaparsanız yapın, neyle uğraşırsanız uğraşın, zamanın çok kısa olduğunu Sizle tanınan ayrılan bizi bize ayrılan sürenin, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Anonsunu her an duyabileceğiniz bilgisini yedekte tutmakta fayda var. Dikkatimizi bizden çalan o kadar çok uyaran var ki çevremizde. Yaşadığımız şartların zorluğundan tutun yediklerimize, soluduğumuz havaya, uyuyamadığımız saatlere kadar her şey odaklanmanın aleyhine işliyor aslında. Ekranlarsa zaten bizi esir almak için programlanmış durumdalar. Elbette artık ekransız bir hayat düşünemeyiz. Besleniyoruz doğrudan. Sosyal medyada hayatımızın bir parçası. Sesli kitapları, podcastleri de telefonlarımızdan dinliyoruz. Biz sizinle o sayede dost olduk. Nasıl vazgeçeriz? Ama işte ne kadarlık bir parçası olmalı hayatımızın o ekranlar? Üretmemize, okumamıza, hatta yaşamamıza engel olmasına izin vermeli miyiz? Ne güzel dedi Murat Anbungan. Hayat bu ekran dezavantajı karşısında kendi sahasında yeniliyor hayatımıza sahip çıksak ya birlikte. John Harry de çalınan dikkatin sonunda bir dikkat isyanına çağırıyor okurlarını. Tıpkı çevreye sahip çıkmamız gerektiği gibi, dikkatimize de sahip çıkmamız gerektiğinin altını çiziyor. Zaten bütün kitap boyunca bu konuda düşünmek için bolca zamanı oluyor insanın okurken. Ben kitabı bitirdiğimde telefonumdaki bildirimleri kapatmıştım. Ben okurumun çalınan dikkat bölümünü hazırlarken telefonu da gözden ırak bir yere koydum bireysel çabalarım başladı. Sırada birlikte bir dikkat isyanı çıkarmak var. Ha gayret yaparız biz. Bu bölümün esas kızı çalınan dikkat neden odaklanamıyoruz? Barış Engin Aksoy'un çevirisiyle Metis yayınları tarafından ulaştırılıyor okurlara. Joan Harry'nin aynı yayın evinden aynı çevirmenin imzasıyla daha önce çıkan kitabı da Kaybolan Bağlar Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler adını taşıyor. Bölüm konuğumsa Türkiye'nin en üretken ve saygın şair ve yazarlarından biriydi. Sevgili Murat Amunga'nın kitapları da Metis Yayınları'nın sorumluluğunda. Şimdi içimden şiirlerinden birini okumak geçiyor ama kendimi tutacağım. Şiir kitaplarını, denemelerini, roman ve anı kitaplarını, oyunlarını, öykü derlemelerini teker teker adlarıyla saymayacağım. Sadece İyi ki şu ülkede bir Murat Anbungan var ve iyi ki ben okuruma konuk oldu, zihnimizi açtı, ilham verdi diyeceğim. İyi ki. Okuyun çünkü gerçekten zenginleşeceksiniz ve bazı alışkanlıklarınıza yeni gözlerle bakmak için bir kapı açacaksınız. Kitabın her söylediğine katılmanız, yapılan her araştırmayı onaylanın. ...manız gerekmiyor. Tıpkı birçok... ...bu tür kitap okumanın... ...sonunda vardığınız yerde olduğu gibi. Ama bu tür kitaplara... ...sadece buna da değil, bu tür kitaplara... ...bu sosyal bilimlere yeni... ...perspektifler sunan kitaplara... ...biraz ilgi gösterirseniz... ...belki Twitter'ı da... ...Facebook'u da, Instagram'ı da... ...benzeri kanallarda daha bilinçli... ...daha dikkatli, daha uyanık... ...kullanma şansına ermiş olursunuz. Evet, ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum, okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü çalınan dikkate bırakıyoruz. Facebook'ta iki tane zaman akışı hayal edin. Biri sakin ve mutlu hissetmenizi sağlayacak güncellemeler, haberler ve videolarla dolu olsun. Diğeri ise kızgın ve sarsılmış hissetmenizi sağlayacak güncellemeler, haberler ve videolarla. Algoritma bunlardan hangisini seçer? Algoritmanın sakin ya da kızgın olmanız konusunda bir tercihi yok. Derdi bu değil. Tek bir derdi var. Kaydırmaya devam edecek misiniz? Ama insan davranışında bir tuhaflık var maalesef. Olumlu ve sakinleştirici şeylere kıyasla olumsuz ve sarsıcı şeylere ortalama olarak daha fazla bakıyoruz. Bir araba kazasına yol kenarında çiçek dağıtan birine baktığınızdan daha uzun süre bakıyorsunuz. O çiçekler kazada ezilmiş cesetlere kıyasla size daha çok haz verecek olsa dahi. Bilim insanları uzun süredir farklı bağlamlarda bu etkinin varlığını kanıtlıyorlar. Size içinde bir kısmının mutlu, bir kısmının kızgın olduğu kalabalık bir grubun fotoğrafı gösterildiğinde içgüdüsel olarak önce kızgın suratları seçiyorsunuz. 10 haftalık bebekler dahi kızgın suratlara farklı yanıt veriyorlar. Psikolojide yıllardır bilinen ve geniş kanıtlara dayanan bir gerçek bu. Olumsuzluk yanlılığı diye biliniyor. Doğuştan gelen bu insan tuhaflığının internette muazzam bir etkisi olduğuna dönük kanıtlar giderek artıyor. YouTube'da algoritmanın sizi seçmesini istiyorsanız, videonuzun başlığına koymanız gereken sözcükler hangileri? YouTube trendlerini takip eden en iyi isteğe göre nefret ediyor, mahvediyor, fırçalıyor, yok ediyor gibi sözcükler. New York Üniversitesi'nde gerçekleştirilen büyük bir çalışmaya göre tweetlerinize eklediğiniz her ahlaki infial sözcüğüyle birlikte retweetlenme oranınız ortalama %20 artıyor. Bu oranı en çok arttıran sözcüklerse saldırı, kötü ve suç suçlamak. Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre de Facebook paylaşımlarınızda bir fikre katılmadığınıza dair içerleme dolu bir mesaj olduğunda aldığınız beğeni ve paylaşımların sayısı iki katına çıkıyor. Dolayısıyla sizi ekran başına mıhlamayı öncelik edinen bir algoritma, kasten değil ama kaçınılmaz olarak sizde infial ve öfke uyandırmayı öncelik ediniyor. Ne kadar infial uyandırırsa sizi o kadar meşgul ediyor zira. Yeterli sayıda insan, yeterli ölçüde zamanı sinirlenerek geçirdiğinde kültür değişmeye başlıyor. Tristan'ın söylediğine göre nefret bir alışkanlık haline geliyor.